Videomuzda açık öğretim öğrencilerinin kolay bir şekilde ders geçme yöntemlerini işleyeceğiz. Açık öğretim öğrencileri dönem içerisinde vize ve final olmak üzere iki sınava gireceklerdir. Vizenin %30'u, finalin de %70'i alınarak başarı notu oluşmaktadır. Başarı notu her halükarda 30'un altında kalan öğrenciler dersten başarısız sayılacaktır. 30'un üzerinde alan öğrenciler ise çan eğrisine tabi tutulacaktır. Çan eğrisi sınava giren öğrencilerin aldıkları notların öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. Çan eğrisi sonucunda genellikle geçme notu 30-35 puan arasında bulunmaktadır. Eskişehir Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavı bulunmamaktadır ve yanlış cevapladığınız 4 soru bir doğru cevabınızı götürecektir. Bu yüzden bilmediğiniz soruları sınavlarda işaretlememenizi öneriyoruz. Eğer Açıköğretim Fakültesi derslerine çalışabilme, sınavlara hazırlık yapabilme imkanınız yoksa, bu videomuz sizlere yardımcı olacaktır. Açıköğretim Fakültesi ünite sonu değerlendirme soruları ve geçmiş yıllara ait çıkan soruları mevcut yıl içerisinde kullanmaktadır. Şimdi bu oranları inceleyelim. Vize sınavınız başarı notunuza %30 etki edecektir. Vize sınavlarında geçmiş yıllara ait çıkan vize soru sayısı 6'dır. Ünite sonu çıkan soru sayısı 4'tür. Geçmiş yıllara ait vize sınavında finallerde çıkan soru sayısı 2'dir. İlk defa karşılaşacağınız 8 tane de soru bulunacaktır. Genellikle her yıl uygulanan sınavlarda soru sayıları bahsettiğimiz üzere gerçekleşmektedir. Eğer ders çalışma imkanına sahip değilseniz, bahsettiğimiz soruları çözmeniz, hafızanızda tutmanız size 60 puan aldıracak ve vizede 60 puanın %30'unu alarak başarı notunuza 18 puan olarak yansıyacaktır. Finallerde ise ünite sonu değerlendirme sorularından 6 tane soru çıkmaktadır. Geçmiş yıllara ait final sorularından 4, geçmiş yıllara ait vize sorularından 2, yeni karşılaşacağınızda 8 soru bulunmaktadır. Final sınavında da bu yöntemle sizlere 60 puan hediye etmiş olacağız. Bu puanınızın %70'ini aldığımızda 42 puan başarı notunuza yansıyacaktır. Bu durumda geçme notunuz vizeden gelen 18 puan ve finalden gelen 42 puanla 60 puan olacaktır. Eğer Açıköğretim Fakültesi'nde sadece dersleri başarıyla tamamlamayı amaçlıyor, akademik ortalamayı arttırma yollarının peşinde değilseniz, ünite sonu değerlendirme sorularını ve geçmiş yıllara ait final ve vize sorularını inceleyerek dersleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Zorunlu dersler. YÖK'ün zorunlu koyduğu Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde İngilizce hariç aynı durum söz konusudur. Demin bahsettiğimiz olan yöntemlerle bu dersleri de başarıyla tamamlayabilirsiniz. Ama İngilizce dersinde temel İngilizceye hakim olmanız gerekmekte. Geçmiş yıllara ait sorular ve ünite sonu değerlendirme soruları İngilizce dersi sınavında pek kullanılmamaktadır. Ayrıca işletme, iktisat gibi bölümlerde matematik işlemine dayanan derslerde de geçmiş yıllara ait sorular pek kullanılmamaktadır. Bu yüzden bu derslere çalışmanız gerekecektir. Kaliteli eğitim, bilinçli tercih, güvenli bir gelecek için bizi takip etmeyi unutmayın.